Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Arkadaşlar sizlere küçük bir anım anlatacağım. Hiç hayatım boyunca hiç unutamadığım bir anım var. Onu anlatacağım sizlere. Ben şimdi arkadaşlar tabii küçük yaşlarda 7-8 yaşlarında bu davula merak ediyorum. Merak ediyorum. Neyse 12 yaşlarında bir davul aldım. 1982 yılında. Bir davul aldım. Neyse çalıyorum o zamanları. Ondan sonra askere gittim. Askere gittikten sonra arkadaşlar tabi benim babam benim davulcu olmamı istemiyor. İşte memur olsun diye. Amir memur olsun diyor. Tabi liseyi de bitirdim bu arada. Ben de davula çok merak ediyorum böyle. Ondan sonra ben tabi askere gittim. Askere gidince babam demiş ki davulcu olmasın ben bunun davulunu yakayım. Gelince demiş sorarsa fare yedi deriz. İşte derisini fare yedi. Kömürlükte deriz demiş. Neyse tabi annem yapma etme diyor ama çocuk da üzülür diyor tabi. Babam davulu yakıyor. Nihayetinde parçalıyor yakıyor. Neyse ben de tabi askerdeyim. Rüyama giriyor. Rüyama giriyor. İşte babamın davulunu babam davulunu parçaladığımı görüyorum rüyamda. Şu tokmakla çıbığa bir şey yapmıyor. Bunu kömürlükte biz kiriş deriz. Kirişin üzerine koyuyor. Normalde hemen göremezsin. Elini atınca görebilirsin şöyle. Ve bu tokmakla çıbığın arkadaşlar yerini ben rüyamda gördüm. Kirişin üzerinde duruyor. Tabii şu çıbık normal orijinal çıbık ama bu biraz daha uzundu. Benim oğlan bunu kırdı, parçaladı. Ama şu tokmak orijinal. 1982 yılından beri elimde. Aşağı yukarı 40 sene oldu. Neyse arkadaşlar ben rüyama gördüm bunu. Öyle duruyor. Tabii ben üzüldüm davulun yakıldığına. Neyse rüyamda gördüğüm gibi izine gittim. İşte hoş beş dedikten sonra annem dedim ben biraz aşağı ineyim bakayım. Bizim ev iki katlı. Yukarıda odalar var. Aşağıda işte kömürlük var. İşte bir oda daha var öyle. Neyse ben kömürlüğe indim. Baktım davul yok. Hakikaten davul yok. Benim koyduğum yerde davul yok. Neyse elimi uzattım arkadaşlar. Elimi uzattım. Şu tokmakla çubuk elime geldi. Elime geldi. Aldım bunları yukarı çıktım. Dedim anne tokmağım çubuğum burada dedim. Dedim sen onları nasıl buldun dedi. Dedim anne benim davula ne oldu dedi. Oğlum dedi davulumu fare yedi dedi. Derisin dedi. Annen dedi baban dedi davul dedi parçaladı dedi. Anne dedi beni kandırmayın. Davulumu babam yakmış dedi. Tokmağı da çubuğu da dedim. Kirişin üzerine koymuş. Ben bunu rüyamda gördüm dedim. Rüyamda gördüm ve geldim elimine koymuş gibi bir tokma alan çıbığı aldım. Ve yani o zaman dediler sen bunu askerde nasıl gördün? Allah sana demek ki malum etti bunu. Biliyor musun? Allah-u Teala Hazretleri bana bunu malum etti. Bunu yerini bana gösterdi. Ve öyle bir şekilde gördüm arkadaşlar. En azından bu tokmakla çubuk arkadaşlar bana hatıra kaldı. Bu çubuk işte biraz daha uzundu. Şöyle. Tabii benim küçük bir oğlan var. Onu böyle tuttu kırdı. Çıt diye kırıldı. Neyse arkadaşlar kırıldıktan sonra ben bu tokmağı işte yine kullanmaya başladım. Ben kullanmaya başladım. Ve hala şu ağacı arkadaşlar ceviz ağacı 40 yıldır benim elimde. Bakın 1980 2 yılında almıştım bu davulu, tokmağı. Tabi davul gitti, tokmak kaldı elimde. Tabi çubuk şimdi kullanmıyor. Bunu benim oğlan kendisi çalıyor. Ama şu tokmağı kullanıyorum diyorlar. Beni davul çalanlar, davul çaldığımı görenler videoda bu tokmağı görecekler. Bu tokmağı görecekler ve hakikaten gördüklerine inanacaklar. Şimdi arkadaşlar böyle bir başımdan mazi geçti. Yani hiç unutamıyorum bu maziyi. Şu anda işte yine davul çalıyoruz. Babamın dediği gibi amir memur
olamadık ama uzman çavuş olduk. Ondan da emekli olduk. Emekli olduktan sonra işte yine davul işine başladık arkadaşlar. Davul çalıyoruz şimdi emekli olduktan sonra. Hayatımız öyle devam ediyor. Size küçük bir parça çalayım arkadaşlar. Madem bu kadar beni dinlediniz. Sizler de bir dinleyin. Evet, davulu şöyle getirelim. Na 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 na. Ayaş güzeliydi herhalde. Onu çaldık. Bir de bir çifte telli yapalım size. Hadi bakalım. Na 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 na. Beğendiniz mi? Evet arkadaşlar, beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun.